Merhaba sevgili izleyiciler. TFF 1. Lig'in 17. haftasında 16. maçlar üzerinden oynanan 17. haftada oynanan Göztepe Eyüp Spor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da yine memnun olurum. Az önce sona eren mücadelede İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe Stoylov yönetiminde üst üste 5'te 5 yaptı. Türkiye Kupası maçında sayarsak 5'te 5 yaptı ve dolu dizgin yoluna devam ediyor. Ligde şu anda an itibariyle puanını 32'ye yükseltti. Lider Eyüp Spor'la karşılaştı. Eyüp Spor'da almış olduğu mağlubiyetle 39 puanda kaldı. Ve yani ligde zirve yarışı tekrar alev aldı diyebiliriz. Bu maçın analizini yapacağız. Hemen şöyle ilk 11'lerle başladım. Maça bugün biliyorsunuz Stelio geldikten sonra 3-5-2 düzeninde oynuyor. Gerçi hani bir önceki Kokoviç döneminde de yine 3-5-2 oynuyordu Göztepe ama daha farklı oyuncularla daha farklı bir versiyonda oynuyordu. Mesela Atınç Nukan vardı, Mamedouf vardı. Onları artık kullanmıyor. Biraz daha hareketli oyuncular üzerinden bir oyun formatı çiziyor Stelio. Bugün de kalede Lis'le başladı. Savunma üçlüsünde merkezde Tarkan oynarken Tarkan'ın hemen yanında oynayan futbolcular sol stoper olarak Nilsen, sağ stoper olarak ise Taha Altı kardeşler oynadı. Bunların önünde oynayan futbolcu Doğan'dı. Doğan'ın hemen iki yanında iç oyuncuları olarak bir tarafta Tianiş, diğer tarafta Yalçın Kayan oynarken beşli orta sahanın kanatlarını bir tarafta sağ tarafta Ogün Bayrak, sol tarafta İsmail Köybaşı, ileride ise Bilal Masuidi ve Kenet Obinda Mamah 11 ile sahaya çıkan bir Göztepe vardı. Konuk Eyüp Spor'da ise kalede Berke Özer vardı. Berke için de kötü bir gün oldu açıkçası. 7 gollerde de biraz hatalı olduğunu kabul etmem gerekiyor Berke Özer'in. Dörtlü defansın merkezinde Claro ile Robin Yalçın oynarken sağ stoperde Metehan oynadı. Sol stoperde sol bek olarak ise maça başlayan futbolcu Caner Erkin'di. Orta alanda oynayan futbolcular bugün Eyüp Spor'da Taşkın İlter, Freddy ve Recep Niyaz'dı. İleride ise oynayan futbolcular bir tarafta Amhem, diğer tarafta oynayan futbolcu Ahmet Kutucu, en uçta ise Bruno. Aslında yani Ahmet Kutucu kanat gibi görünüyor ama ileride bir çift santrafor gibi oynuyorlar Bruno ile birlikte. Sezon başından beri Arda Turan yönetiminde bu oyun formatını biraz daha benimsiyor Eyüp Spor. Maça açıkçası Göztepe öyle bir İzmir fırtınasıyla başladı ki yani ilk 10 dakikada 2-0 oldu. Ön alandaki baskı neticesiyle kazanılan toplarla önce Bilal Masuidi'nin asistinde Kenan Obinna Mama kalecinin kapattığı, Berk Özer'in kapattığı yakın köşeye vurmuş olduğu topla Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu golden çok kısa bir süre sonra 5 dakika sonra ise Bilal Masuidi kendisinin ikinci golünü bu kez ilk golde asist yapan Bilal Mesut'ydi. Kendisi gol attı. 2-0'a getirdi skoru. 2-0'dan sonra öyle bir oyuna döndü ki yani ilk yarının sonuna kadar yaklaşık olarak her iki takımda net 4-5 tane pozisyonu var. Öyle goller kaçtı ki Bilal Mesut'ydi bir ara karşı karşıyadan kaçırdı. Yine Ahmet Kutucu'nun altı pas içerisinden kaçırdığı bir vuruş var. Yine bir ceza alanı içerisinde Eyüp Spor'un yakalamış olduğu bir karambol var. Çok net yani vuruyorlar. Berke'den listen dönüyor, vuruyor. Tarkan çıkartıyor, vuruyor. Taha çıkartıyor falan. Öyle bir pozisyon vardı. Bir yan top organizasyonu karambolde. Yine Bilal Masuidi'nin tabii ki sakatlanıp çıkması, yerine Kubilay Kanatsız Kuş'un girmesi biraz ilerideki hareketlilik anlamında Göztepe'yi geriye götürdü. Çünkü Göztepe'de Bilal Masuidi ve Obinna Mamah ikilisi ileride iki tane hareketli santrafor olmayan ama hücum oyuncusu yani ofansif orta sahada oynuyor aslında. Çift forvet olarak oynuyor ama bu çift forvetleri iki ofansif orta sahadan kurulu olarak sahaya çıkartıyor Stelio. Bu iki oyuncunun net santrafor olmaması ve o hareketliliği biraz etki yapıyordu ama Bilal Masuidi çıkıp Kubilay Kanatsız Kuş girdikten sonra aynı etkinliği yaratamadı Göztepe. Çünkü Kubilay biraz da yaşının vermiş oldu artık. Kubilay 30'larına geldi. Kubilay'ın aynı katkıyı alamadılar Kubilay'dan. Bu noktadan sonra biraz daha Eyüp Spor oyunu biraz daha pasa çevirerek pas ritmiyle kontrol eline aldı. İlk yarının sonuna kadar da biraz daha oyunda topun hakimi ve rakip yarı alanda oynuyordu. Bu dakikalarda Amhem'le yakaladığı pozisyonlarda var. Yani Amhem de bugün hiç gününde değildi. Amhem'in gününde olmamasından dolayı da yakaladığı pozisyonlardan da etkili olamadılar. İlk yarının sonunda Ahmet Kutucu bireysel performansıyla bir gol kaydetti.
Bu gol Eyüpspor'u umutlandırmış olsa da ikinci yarıda yine Eyüpspor biraz daha baskılı başladı ama bir penaltı pozisyonu oldu. Kazanılan penaltı vuruşunda Yalçın topu filelere gönderdi. Skor 3-1'e geldi. Bu gol aslında Eyüpspor'un yavaş yavaş ümitlerini kırma noktasına getirdi. Sadece Ahmet Kutucu ve yani biraz da Freddy'nin etkin kaldığını söyleyebilirim. Yani Freddy ve Ahmet Kutucu dışında diğer oyuncular havlu atma noktasına gelmişti. Freddy ve Ahmet Kutucu'nun da hakkını teslim etmem lazım. 90 dakika boyunca sahada cansiperane mücadele ettiler. Yani Eyüpspor'un en azından hani farkı kapatmak için son dakikaya kadar mücadele eden futbolculardı ama tabii karşılarında diri bir Göztepe vardı. Göztepe maçı son ana kadar istedi. Son dakikada hatta 90+6. Dakikada rakip yarı alanda baskı yapıyorlardı. Top kazanılan topta işte hani tam Göztepe bir pozisyon daha yakalayacaktı ki hakem maçı bitirdi. Sonradan oyuna giren Ahmet Yıldız'ın uzaktan atmış olduğu golle skor 4-1'e geldi. Caner Erken bireysel hatasında çıkarken kaptırılan bir topta. Son dakikalarda ise yine kazanılan penaltı vuruşunda Ahmet Yıldız'ın Caner Erken'in yine yapmış olduğu bir pozisyon neticesinde Ahmet Yıldız'ın kullandığı penaltı vuruşunda da top 5. kez Eyüpspor filelerine gitti ve maçı da 5-1'lik bir net skorla kazanan Göztepe ligde Kocaelispor'la puanını tekrardan eşitledi. Tabii ki Göztepe için şu anda ligdeki zirve yarışı daha da alev aldı. Ben zaten hani söylemiştim sezon başında Göztepe benim şampiyonluk favorilerimden birisi değil diyordum. Ama ne zaman Stoylov teknik direktörle geldi ilk gün ben şu cümleyi kullanmıştım. Bundan sonra şampiyonluğun bir numaralı adayı Göztepe demiştim. Stoylov geldikten sonra beni hiç yanıltmadı. Stoylov yönetimindeki Göztepe yoluna dolu düzgün devam ediyor. İlk yarının son maçında da 24'ünde 24 Aralık'ta onlar da Bodrum deplasmanına çıkacaklar. Ve ligin ilk yarısının son maçını karşı karşıya gelecekler. Bodrum'da Kocaeli'den mağlubiyetle döndü ama onlar da özür dilerim Bodrum Spor Kocaeli beraberliğiyle döndü. Onlar da biraz moralli ve iyi futbol oynayan bir takım Bodrum. Bodrum Göztepe maçı da yine o taraftan çok önemli olacak. Eyüpspor tarafına dönecek olursak da Eyüp'te tabii ki bu maç içinde en çok konuşulması gereken noktalardan birisi Eyüpspor'daki sahaya çıkan ilk 11. Yani şimdi sezon başından beri hep Eyüpspor'un en büyük eksikliğinin bir sağ bek olduğundan bahsediyordum. Yani Erdem Gökçe'nin transferin son günlerinde takımdan gönderilmesi, Cenk Ahmet Alkılıç'ın gönderilmesi, elde tek sağ kanat oyuncusu olarak Murat Uçar kaldı. Murat Uçar da biliyorsunuz esas itibariyle bir sağ açık oyuncusu. Onu sezon boyunca sağ bekte kullanıyorlardı ama bugün neden Metehan'ı sağ bekte kullanmak istedi hoca, Arda Hoca, onu anlam veremedim. O da yanlış bir tercih oldu. Eyüpspor'da hafta sonunda Erzurumspor'la oynayacak. Erzurum'a karşı da puan kaybederse Göztepe ve Kocaeli'ni zirve yarışına davet etmiş olur iyice artık. Bakalım hafta sonundaki maçlarla lig yarışı tekrardan nasıl şekillenecek bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmında yorumlarınızı bırakırsanız da memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.